Değerli seyirciler, Siltaş Pendik Spor Galatasaray mücadelesinin ilk yarısından gol sesi çıkmadı. 0-0'lık beraberlik var. E, açıkçası e, çok zor bir e, maçın ardından, hafta içi e, maçının ardından, Avrupa maçının ardından e, hem motive olması e, hem de e, aynı fiziki gücü göstermesi zor bir müsabaka Pendik maçı. Stad'ın yapısı, zemin vesaire, çevre koşulları ve ilk yarıda bunun sanki etkisini hissettik. Galatasaray o bildiğimiz Galatasaray gibi oynamadı pek. Pendik takımının da e, sahaya iyi yayıldığını gördük ki hani e, Pendik Spor şu ana kadarki performansıyla e, soru işaretleri oluşturmuştu kafamızda. Senin beklediğin bir 45 dakika mı yoksa ya, ya farklı bir şeyler oluyor diyor musun? Atletik boru çabuk geliyor Galatasaray'ın üstüne. Daha dikkatli olsalar öne bile geçerlerdi. Tabii. Galatasaray bir tane iyi pozisyon yakaladı. Onda da kendisi vurayım dedi da bir arkadaşı alsa bomboştu. Öne, ön, ön boştu. gösterip ön direkt gösterip Yandı, geriye hocam, bıraktı kendini. Şu da var ya. Şimdi kimse kusura bakmasın ama şimdi Galatasaray stadı, Fener stadı, işte Beşler stadı, Trabzon stadı filan daha buna sayarız veya Bayern Münih sonra da böyle bir stat hocam futbolcuyu bozar. Bozar, hocam. bozar. Orada bir tane kocaman ilan belediye başkanının duruyor. Hep onu görüyoruz. Bir, bir yanda bir reklam. Lazım. Orada seyirci yok. Yani kocaman bir reklam abi. Sağda 22 tane futbolcu falan da kusura bakmayın abi. Böyle birlik olmaz. ...kusura bakmayın... ...böyle bilik olmaz... ...yani belediye başkanın ismi orada... ...yani haftalardır duruyor... ...büyük bir şey yani... ...ne bileyim abi oraya seyirci yok... ...bu tarafta seyirci var... ...nasıl bir iş abi yani... ...Galatasaray takımını götürüyorsun oraya... ...bilmem kaç milyon euroluk bir takımı ...filan filan... ...hocam bu işlerin gözden geçirilmesi lazım... ...yani ne yapacaklarsa yapsınlar... ...böyle seneye filan... ...yapsınlar bir şeyler hakikaten ya bu... Bu böyle olmaz hocam. Şimdi düşün. Galatasaray stadını düşün. Pendik bir iki ışık gitti. Maçtan önce de gitmiş. E de gitti. Maç içinde de Adana'da gitti. Öyle mi? Tabii. Orada etmiyorum. da ışık bayağı durdu. Penaltı oldu 1-1. Bir bir. Ondan sonra da ışık gitti. Bayağı durdular. E nasıl iş abi? Onların yani, önlemlerini çünkü... kulüplerin almaları lazım. Yani, yani, bu kadar para veriyorsunuz futbolculara. Sağın dolmuyor ya. Kaç seyircim var? Allah aşkına seyirci kaç var? Bir soralım arkadaşlara. Doğal sırayı oynarsa, Fener oynarsa 50 bin kişi oynuyor. E senin sahan 2, 2 bin kişi donmuyor. şey ya. istemiştin sen. Onu bugün verelim. Geçen hafta mi? unuttuk onu bize. Evet. O hengamede seyirci ortalama Yani dört yani büyük takımın ve diğerlerini. Evet. E, Berkay onu unutmasın. Hazırlattık bir duruyor öyle. Şimdi UEFA ne yapıyor? Şampiyonlar Ligi'nde iyi takımların üste kalması için her şeyi yapıyor. Yapıyorlar ha. Şey de yapıyorlar yani. Böyle... Hafif, Pozitif yol... ayrımcılık hafif, diyelim hafif yolsuzluk abi. işine de giriyorlar. Büyükler ismi büyükler kalsın diye. Abi bu işin futbolun o. Sen yenmişsin tamam oynuyorsun da kardeşim. Kusura bakmayın ya. Beş bin tane seyirci yok. Sağının hali meydanda. Ben koskocaman bir reklam görüyorum. Bir inşaat reklamı bir şey görüyorum. Abi bir seyirci göreyim ben ya heyecan göreyim. Zıplayan seyirci, kadın göreyim, çocuk göreyim. Göreyim ya keyif alayım o işte E sen... O tarafta böyle, bu tarafta böyle. İkisi de aynı yerde oynuyorlar. İkisi de aynı yerde oynayamaz ha. Birinden biri oynamaz. Ne söylüyor? E işte hatırlarsam burada Dur, yani. biraz Üç böyle oyuncu sakat. Sert sandım. oluyor ama hala sakat işte oyuncular kendi ya. Hocam bir tarafından tutuyorsun, bir tarafından gidiyor. Beşiktaş'ta 12 tane oyuncu sakat hepsi aynı. <laughs> 10 tarih, 8 tarih aynı. Nasıl oluyor abi? Bir Arka, senede dört antrenör değiştiriyorsun. As, baldır. Bir senede dört teknik adam diyor. Daha şimdiye kadar Beşiktaş'ta üç tane değişti. Toplamda on üç oldu. Evet. Yani. Süper Lig'in değişen e, teknik adam sayısı. Ee, senin onun için iki tane takımı çıkıyor. Kusura bakmayın. Mahalle takımlarından beşi yiyor. Altı yiyor. Hiç olmasa Galatasaray'ın yeni oynadığı takımlara bakıyorsun. O tabii başka bir seviye. Yani. Bakıyorsun mücadeleye de bakıyorsun yeni. İyi abi yani. Şaklara. Ötekine bakıyorsun. Takımım diyorsun. Biri beş yiyor, biri altı yiyor abi. Toplarsan on bir kişi ediyor. E, nasıl bir iş abi bu? Ondan sonra da konuşunca konuştu diyorlar. Dört iki dört, dört üç üç desen ne olur abi şu maça? Galatasaraylı oyuncu havasına gelemedi maçın. Dikkat et bak. Bir başka seyircili bilmem neli bir stat falan olsa seyirci girer havasına abi Galatasaraylı futbolcu girer. Giremediler ya Galatasaray'a. Bakıyor abi orada koy kocaman bir tabela. Orada gidiyor dan diye vuruyor geliyor top. Yokum bırakın bu işleri ya. Yani hangi ülkede yaşıyorsunuz? Bakın bir Alman ligini, bir İngiliz ligini 40 bin kişi, 50 bin kişi. Oturuyorlar, oturuyorlar, kalkıyorlar. Filan. O zaman sistemi bozun abi. Playoff mu yapacaksınız? Ne yapacaksınız. Sanki öyle duyumlar geliyor biliyorsunuz. Sende. Hocam yapacaklar, mecbur. Biraz biraz işin rengini değiştirip biraz böyle olmazsa iyi, iyi arttıracak, biraz daha şekillendirecek. Kusura değiştirecek. bakma ben bu takımları ikinci yarı tekrar izlemek eziyetine mi düşeceğim abi? Şansına bir de gol atıyorlar, yatıyorlar. Sonra gidiyorlar, bilmem kimden beş yiyorlar. Burada canını dişine takıyor, bir tane atıyor, yatıyor. Bozuyor, sonra gidiyorlar başka takımlara. Şimdi ne yapıyordu? Ben bunları seyretmeye mecbur değilim abi. Bu parayı bunlara vermem. ...yayıncı kuruluşta olsa vermem, kusura bakmayın. Vermem şunlara. Ben tribünde reklam mı izleyeceğim abi 90 dakika? Şimdi yine izleyeceğiz, göreceksin kocaman. Bari seyircinin, o tarafa seyirciyi falan alın da seyirciyi görelim abi. Oranın fiziki koşulu ona uygun değil yani olsa Olacak şey değil ya. Karşısı evler çünkü hep. E, evlere gidiyorlarmış ya. İyi. E, hani yemekle olursa bilmem de, yemek solursa bilmem ne Geçen Fenerbahçe maçında öyle gerçekten e, yemek 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 aylık yurtdım. kirasını teklif eden falan evet. varmış. Yemek veren bile varmış ya zeytinyağlı dolma. biraz o. Kadın budu verse filan demek ki çok oh. para. Kadın <laughs> hani budu, zeytinyağlı dolma. Pastırmalı humus şey. falan versen yırttın. Adam başı eh. beş bir kağıt. Yani böyle bir rezillik olur mu ya? Kusura bakmayın abi. Şey, evet. ya, olmayan olmayan almayın abi. Sen sen gelip bu süperlikte oynayamazsın kardeşim. Bu sahada oynayamazsın dersin. keser atarsın o kadar basit hocam ya yoksa girmeyecek ya gelmeyecek o kadar basit abi ben mecbur muyum ya 90 dakika benim, bir adamın adını, adını okumaya benim kriterlerim yüksek ben mecbur diyorsun. muyum bir adamın adını okumaya adamcağız bilemiyorum belki de iyi insandır ama olay o değil ya ben şahsen konuşmuyorum başka konuşmuyor. bir şey hocam o başka ayrı bir olay o yani mutlaka oranın emeği geçen bir belediye başkanı vesaire su bu su ya da bir reklam reklam verenin ne suçu var ama sistem şey böyle stat böyle yani Bak, Zat böyle hoca. Maçtan bahsetmedik abi. Biz arkadaşlara bırakalım. Ticari bekleyelim hocam. Hakem. Hakem yine topun arasında falan kaldı. Hakem toplan, Birkaç pozisyona 90 artı 1'de bakacağız. Hakem toplan, Orada enteresan, enteresan işler var yani. Ya deve misali hocam ya. Neren doğru ki hocam yani. Deve misal ya. Hakemin de öyle olacak işte. Senin hakemlerin topu oynatmamak için dır 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 bir Adana maçı seyrettim abi. Hakem Hakem konuşuyor, futbolcular dinliyor ya. Açık oturum yaptılar. Abi çok konuşuyorlar. Biraz fazla. Ne anlatıyorsunuz fazla. abi? Neden konuşuyorlar? Özne, Yoruluyorlar. Özne'nin kendileri olmadığını bilmeleri lazım. Hayır abi yorgunlar. Koşamıyorlar. Ha. Dinleniyorlar. Anladım. Konuşunca dinleniyorlar. E topçunun da canına minnet. O da dinleniyor. O da e dinleniyor. Ben ne e 10 dakika futbol. Evet abi. Evet abi dinleniyorlar. Onun için konuşuyorlar. İhtiyar kadınlar gibi veya ihtiyar erkekler gibi kendimizi de katalım. Peki hocam anladık. O zaman şöyle yapalım. Bir sözü skorboarda bırakalım. Ee, bir yandan işte bu maçı konuşacağız. Milli takımın Euro 2024 rakipleri belli olacak. Onu konuşacağız. Hepsine bakacağız maçtan sonra. Ee, yine hararetli bir program olacaktır diye düşünüyorum. Söz skorboardda ardından 90 artı 1'de birlikte olalım.